Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulundu. Kuzey Kore lideri Putin'i havalimanında karşıladı. Liderler hem ikili hem de heyetler arası görüşmeler yaptı. Şimdi Moskova'ya gidiyoruz. Ziyarette öne çıkan başlıkları haber muhabiri Akşin Kişi'ye aktaracak. Putin'in 24 yıl aradan sonra Güney Asya ülkelerine gerçekleştirmekte olduğu ilk resmi ziyaret tüm dünyanın da dikkat merkezinde. Dün gece saatlerinde Kuzey Kore'ye varan Putin bu sabah onuruna düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong Un ile bir araya geldi. Rus medyası Putin'in ziyareti dolayısıyla Kuzey Kore başkentindeki meydan ve sokaklarda Rusya liderinin dev resimleri ve Rusya bayraklarının asıldığına dikkat çekerek Rusya heyetinin büyük bir coşkuyla karşılandığına vurgu yapıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un daveti üzerine gerçekleşmekte olan bu ziyaret batılı ülkeleri de ciddi şekilde endişelendiriyor. Zira bu kritik ziyarette Kuzey Kore ile Rusya arasında yeni kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı ki söz konusu anlaşma bölgede güvenliğin sağlanması için iki ülkenin daha yakın bir askeri işbirliği yapmasını öngörüyor. Resmi imza töreninden sonra bir açıklama yapan Putin bu anlaşmanın taraflarından birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü duyurdu. İki ülke ilişkilerinin ittifak düzeyine yükseltildiğini kaydeden Putin imzalanan anlaşmanın savunma ve barış nitelikli olduğunu siyaset, askeri, ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini öngördüğünü söyledi. Kuzey Kore ziyareti öncesinde de bir açıklama yapan Rusya lideri, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki askeri operasyonda Rusya'ya verdiği desteği takdir ettiklerini vurgulamış, Rusya'nın da Kuzey Kore'yi bağımsızlık mücadelesinde desteklediğini dile getirmişti. Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda Kuzey Kore'den silah almak ve karşılığında bu ülkeye uzay teknolojisi ve diğer askeri sırları vermekle suçlayan Batı ülkeleri ise bu ziyaretten oldukça endişeli. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin NATO açısından küresel güvenliğin ve Asya ülkeleriyle ilişkilerin önemini gösterdiğini ifade etti. Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yaklaşmanın bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savunan ABD yönetimi ise Güney Kore'ye daha fazla askeri destek vermeye hazırlanıyor. Batılı liderlerin Putin'in Kuzey Kore ziyaretine verdikleri tepkiye histeri olarak niteleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova özellikle de ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlara diz çökürtememesi üzerine bu ziyaretten oldukça rahatsız olduğunu söyledi. Bu arada Putin'in bugün Kuzey Kore'deki temaslarını tamamlayarak akşam saatlerinde Vietnam'a geçeceğini de diyelim ve söz tekrar size bırakalım.